Neyse, ha. Hakikaten ben de niye soruyorsam MHP'yi, evet. e, Levent Gültekin'e. E, HDP'yi konuşalım. Peki. Şimdi HDP'nin eski eş başkanı Sezai Temelli bir şey söyledi. E, dedi ki çözümün e, tam e, onu bulabilirsem e, şöyle. E, Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu HDP ile çözebiliriz e, ifadesinden sonra şunu söyledi. Kürt sorununun çözümünü yegane muhatabı HDP değil. Ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır. Yani öcalansız çözüm olmaz diyor çok özetle. Ee, şimdi bu mesela Sezai Temel'in şu anda kurumsal bir şeysi yok, karşılığı yok HDP'de. HDP'den de bunun üzerine aslında evet haklı ya da haksız, şimdi pişmiş aşa su kattı, katmadı falan böyle bir şey de gelmedi. Sence ama bu HDP'nin durduğu yeri gösteren, işaret edilen bir şey midir? Nasıl yorumlanmalı bu tutum? Hayır, haksızlık etmeyelim. HDP'nin durduğu yeri göstermiyor. Bu sadece muhalefetin kendi içindeki sıkışıklığı, e, o bir araya gelememenin nedenlerini veyahut e, kararsız seçmenin niçin kararsız kaldığını gösteren şeyler bunlar. Ne demek istiyorum? Şimdi biz sadece kutuplaşma ya da e, Türkiye'deki tıkanıklığı mevcut iktidar partisine bağlayamayız. Bütün partiler ne yazık ki biraz da iktidarın itmesiyle, biraz da toplumdaki sosyolojik yapıyla bir kimlik, mezhep, e, inanç partilerine, gruplarına dönüştü. Nasıl ki AK Parti kendini dindarların, muhafazakarların partisi diye konumlandırıyorsa, HDP de kendini Kürtlerin partisi yani diye. Yani kimlik üzerinden siyaset e, yapılıyor. Kimlik ve düzeninden. inançlar üzerinden. Siyaset Türkiye'nin zehiri. Şimdi HDP'nin öyle bir durumu var, bunu göz ardı edemeyiz. Ama HDP içerisinde demokrati politik açılım sağlayan, Selahattin Demirtaş gibi bana göre son yıllarda Türkiye için çok çok önemli şeyler söyleyen, Mithat Sancar Hoca'nın uzlaşmacı üslubu, yaklaşımı, bütün bunlar HDP için çok çok önemli şeyler. Ama Sezai Bey'in yaptığı açıklama e, siyasi bilinçten de yoksun, şuursuzluk da diyebiliriz. Türkiye'de şöyle bir sorun var ab abla, ben onu biraz şeye bağlıyorum. Mevcut sorunların tamamı, mevcut ben bu işi çözeceğim diye ortaya çıkan aktörler için tutunacak bir dala dönüşüyor bir süre sonra. Hmm. Yani diyelim ki Kürt sorunu devam ediyorsa birileri o Kürt sorunu üzerinden milletvekili oluyorlar. Parti içerisinde kendilerine alan buluyorlar. O toplum kesiminde itibarlı kanaat önderi, aydın siyasetçi muamelesi görüyorlar. Diyelim ki Kürt sorunu devam ettiği müddetçe bir grup kimse onlar artık el üstünde tutulan Kanat önderi aydın sıfatı alıyor. Çünkü en çok bağıran, en çok en radikal sözler söyleyen orada itip. Bu sadece HDP için değil. Milliyetçilik için de öyle. Diyelim ki vatan, millet, sakarya diyen orada yükseliyor. Dindarlık için de öyle. En çok dindarlık yapan bakıyorsun or oradan ayrı. Başörtüsünü en çok kim kullanıyorsa o bakıyorsun el tutuluyor. Çünkü orada bir sorun var. Sorunlarımız birilerinin artık şeyine dönüşüyor. Bir sarmala giriyoruz. Şimdi HDP'de de Sezai Bey'in çıkışı ne HDP'nin işine yarıyor, ne Kürtlerin işine yarıyor, ne mevcut muhalefetin işine yarıyor. Kimin işine yarıyor? Erdoğan'ın işine yarar bir şey. Çünkü Erdoğan'ın yaptığını onaylar bir şey yapıyor, yaptı aslında Sezai Bey. Çünkü Erdoğan şunu diyor. Ben diyor sizi muhatap almıyorum. Benim muhatabım Öcalan. İstersen mektup getirtiririm, istersem Öcalan'ı televizyona çıkarırım. Bazen MİT müsteşarımı gönderir, pazarlıkta yaparım, konuşurum da. Ben HDP'yi muhatap almıyorum diyor. Sezai Bey de aslında tam da bunu söylüyor. HDP'yi muhatap almanıza gerek yok. Asıl muhatabımız Öcalan. Şimdi asıl muhatap Öcalan demek ben Türk toplumunun yüzde %90'ına hitap etmiyorum demektir. Peki bu Öcalan'ı muhatap olmaktan çıkarır mı? Türkiye'nin iki tanesi. Bu sorunun iki cephesi var. Bir tanesi Kürt sorunu dediğimiz. Bana göre Kürt sorunu değil demokrasi sorunudur. Yani güçlü bir demokrasi. Güçlü bir bağımsız yargının olduğu ülkelerde ne Kürt sorunu olur ne başörtüsü sorunu ne Alevi sorunu olur ne bilmem... E, eşcinsellik sorunu olur Temel sorunumuz demokrasi Bir de bunun silahlı ayağı var Silah bıraktırılma Şimdi silah bıraktırma dediğimiz kısım tabii ki ocalanla sürdürülecek bir kısım Bu devletin meselesi Ama Kürt sorunu çözülecekse O 6 milyon insan HDP'ye Benim sorunumu çöz Çocuğum daha gitmesin artık yeter Ben şehirlerimde insan gibi yaşayayım Siyasetle bunun yolunu yarat Ben artık bu ülkede Birinci sınıf duygusal olarak da birinci sınıf vatandaş olarak muamele görmek istiyorum. Bunu siyasetle sağla diye yetki veriyor. Sen o partinin eski eş genel başkanı olarak yetkili bir olarak çıkıp diyorsun ki hayır arkadaş biz senin sizin bize yüklediğiniz misyonu değiliz. Peki nesiniz? Niye varsınız sorusunun cevabını vermek zorunda. Şimdi duyuyoruz. Ben de duyuyorum. HDP çok rahatsızmış. Bugün İsmail de yazmış. HDP'lerle konuşmuş. HDP ben de konuştum. Tabii ki epeyce bir rahatsızlık var. Peki bunu kamuoyuna paylaşmak... Yani bunu aslında saklamıyorlardı. Tamam ama resmi ama bu, bir açıklamaya dönüşmüyor ama hayır, da. Hayır şöyle. Mesela zannediyorum Pervin Buldan söylemişti. HDP çantada keklik değildir kimse bizi öyle görmesin. Şimdi bu belli yerlere zaten gönderilen mesaj. Herkes neyi halledildiğini anlıyor. Ama Sezai Temelli'nin sözleri bu HDP'nin mesajlarının çok dışında başka bir yere taşıyor Tabii, tabii orada kraldan daha kralcılık diye yani bir şey var. Rahatsız varmış. olduklarını biliyoruz demek tabii, istiyorum. Tabii tabii. Ama ben de ama şuna getireceğim. Şimdi diyelim ki ben İyi Partili birinin HDP ile ilgili yaptığı olumsuz açıklamayı duyduğumda Meral Hanım'ın ondan rahatsız olduğunu öğreniyorum. Hmm. Tamam? Ama Meral Hanım bu rahatsızlığını belli etmiyor dışarıya. Bir anlamı var mı o rahatsızlığın biz, sizce? Yok. Çünkü rahatsızlığını belli etmesi gerekiyor ki HDP seçmeni iyi Partili o milletvekilinin yaptığı o densizlikten alınmasın. Genel Başkan'ın bir şekilde hayır bu bizim partimizin çizgisi değil diye bir tavır ortaya koyuyor. Şimdi Meral Hanım niye bunu koymuyor diyelim. Kendince açıklamaları var. Diyor ki yani gereksiz bir şekilde büyütmeyeyim tartışma başka bir noktaya taşımasın falan. Aynı şeyi HDP'de bugün Sezai Bey için yapıyor. Diyor ki tamam biz bundan rahatsızız. El altından bu da sızdırılıyor rahatsız olduğu. Ama kamuoyunu rahatlatacak cesur bir açıklamada gelmiyor. Şimdi bu HDP'yi de anlıyorum. Nasıl bir açıklama yapacak? Öcalan muhatap değildir dese kendi içerisinde bir tartışma başlatacak. Öcalan muhataptır. Evet doğru derse. Doğru dese ayrı bir. Köprüleri daha ama, e dereyi görmeden yapmış Ama bana olacak. göre tam da cesaret böyle dönemler için vardır. Cesaret biz cesaretin tanımını yanlış yerde yapıyoruz. Mesela cesaret tek adam rejimine meydan okumak değildir. Cesaret bazen hiç kimsenin beklemediği adımı atar. Mesela HDP cesaretle bu, bu açmazı kırma, kıracak bir atım, adım atmak zorunda. Mesela Meral Hanım diyelim ki iyi Partili biri Kürt seçmen, HDP seçmeniyle ilgili kabul edilemez bir açıklama yaptığında Meral Hanım cesaretle o seçmenin de duygusunu hesaba katarak bir çıkış yapmıyorsa orada cesaret yok demektir. Ya da diyelim ki Kemal Bey şimdi cesaret böyle dönemlerde ihtiyacımız var. Her birinin var. HDP'nin de kendi kabuğunu kıracak. O toplumun endişelerini azaltacak. Bir cesaret göstermesi lazım. O, o çok üslup ayarlanırsa Aynı cesaretin Meranandan bekliyoruz, ama aynı cesareti bir Davut Davutoğlu'ndan da bekliyoruz. Şimdi biz niye bir Ar arpa boyu yol alamıyoruz yıllardır? Çünkü çok kla klasikleşmiş, çok klişe hale gelmiş siyaset tarzı devam ediyor. Aman ürkütmeyelim, ama ya ürkütmemiz gerekiyor birilerini. Kırmak gerekiyor. Yeniden toparlayabilmek için bir da dağılmaya ihtiyacımız var. Bir dağılalım. Yeniden bir araya gelip yeni bir duyguyla. Yeterince dağılmadık mı? Hayır o anlamda dağılma demiyorum. Şaka söylüyorum. Ben yani. biraz şeye benzetiyorum. Şimdi şöyle kaya parçalıkları var. Bu Şurada bir kaya parçası var. Burada bir kaya parçası var. Burada bir kaya parçası var. Şimdi bunları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Gelmiyor. Birinin şunu yapmasalım, Bitiriyorum. Birinin şunu yapmasalım. Bu kayayı böyle dağıtacak. Sonra böyle bu. Bunu yapmak için de herkes kendi kayasını yumuşatması gerekiyor. HDP kendi kayasını yumuşatsın. Meral Hanım kendi kayasını yumuşatsın. Yamal Bey Davutoğlu, Babacan, biz sonra onları, biz biz derken toplum kendi doğası gereği o karışımı sağlar. Onu sağlamanın yolu da demokrasi ittifakından geçiyor. Ee, az önceki e, Latife'nin nedeni hani